Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şurası, belki de siz bu videoyu izlediğinizde 27.300 olacak, oraya kadar yaklaştık. Aramıza yeni katılan abone arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olmayı düşünen arkadaşlar da bu videonun sonuna kadar bir durun bakalım. Hoşunuza giderse bu video abone olun. Transfer dönemlerinde dikkat etmeniz gereken iki şey var. Bir, Mustafa Hoca tıraş olmuş mu? İki, forma giymiş mi? Tıraş olmuş, forma giymişse o videoyu hiçbir şey söyleme başlıkta bile aktarmama gerek yok. İçi doludur. Hocam forma giymemişsin. Forma giymeme gerek yok. Forma giymiş sayın siz benim. Uzatmadan hemen başlayalım. Fenerbahçe Altay Bayındır'ı bekliyor demiş. Sözleşmesini uzatmak için teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Altay Bayındır'ın vereceği cevabı bekliyormuş. Ben biliyorum cevabı. Bu sezon iyisi çıkıştı grafik sergilese de teknik direktör Jorge Jesus ve yönetimin tam desteğini görmüş Altay. İdareciler bununla da kalmayıp 24 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçmiş. 4,5 milyon TL olan yıllık maaşını 3 milyon TL arttırarak yeni mukavele teklifinde bulunurken söz sırası Altay'a gelmiş. Adı İtalyan devi Inter'le anılan Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'nin önerdiği diğer takımlardan gelecek tekliflere göre olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor. Hocam ne diyorsun, ne diyecek? Evet diyecek arkadaşlar. Yani sözleşmeyi getirin önüme koyun da imza atayım diyecek. Bak kaçar giderse hesabını sorarım. Bak ararım 155'i. Arkadaşlar Altay iyi bir Fenerbahçeli. Sizler kadar, benim kadar iyi bir Fenerbahçeli. Ve şu tribündeki dangoçların tepkisi olmadığı müddetçe rahat olun. Altay Bayındır'la uzatılacak. Hakikaten 3 milyon TL alıyor. Ama yeni sözleşmede enak verisine göre şeyin enflasyonu oranından daha fazla bir zam alacak. Ama 3 milyon lira artı maç başı ve primler var. Yani 3 milyon TL'ye şey yapmıyor sadece, bilginiz olsun. Maç başılar var, primler var. Depay'ın performansı Fenerbahçe'yi üzdü. Geçtiğimiz günlerde ben burada bir haber yaptım. Haberde arkadaşlarımız, iyi niyetli arkadaşlarımız var. Hiç sıkıntı değil onlara. Onlar başımızın gözümüzün üstünde ama kötü niyetli arkadaşlar gerçekten hiç çekilmiyorlar. Basıp engeli geçiyorum. Yani şuradaki 27.300 olacak olan abone arkadaşlara saygımdan dolayı bilginiz olsun. Böyle videolarda da şöyle böyle cevap mevap vermiyorum. Direkt basıp engeli geçiyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Tabii ki eleştirebilirsiniz ama iftira atamazsınız. Yalan söyleyemezsiniz. Öyle bir yetkiniz yok. Şimdi Barcelona'da gözden düşen Depay için nabız yoklamaya hazırlanan Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın Katar'daki formu sonrası işinin zor olacağına inanıyor. Hayır, hiç de bile. Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında yer alan Depay, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Hollanda ABD'yi yendi, vitrine çıktı falan filan, Inter Milan. Özet. Hocam özet. Özet şu. Önceki videoda söyledim. Tekrar ediyorum. Bak bunu ben Berisha'da da yaptım. Şu olursa hayırlı uğurlu olsun. %100 Fenerbahçe'de dedim. Depay için de aynısını söyledim. Şu olursa %100 Fenerbahçe'de hayırlı olsun diye. Altına tekrardan imzamı atıyorum. Kaşemi vuruyorum. Mührümü vuruyorum. Damgamı vuruyorum. O videoda ne dediysem den. Fenerbahçe Alioski için nabız yokluyor. Masaya oturuyor. Sandalyeye oturuyor. Bir şekilde oturuyor demiş haberde. Fenerbahçe Ezgican Alioski'nin bonservisini uygun şartlarda alabilmek için Al Ahli ile görüşmelere başlayacakmış. Ne güzel. Sezon başında Al Ahli'den kiralık olarak gelen Ezgican Alioski için önemli gelişmeler yaşandığı öğrenildi. Al Ahli ile 2024'e kadar sözleşmesi var Makedon Solbek'in ve bonservisinin alınması için görüşme yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de oynamaktan son derece mutlu olan Alioski'nin Fenerbahçe'de devam etme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında. Külliyen yalan. Külliyen yalan. Size kim Alioski ile devam edilme fikrini söylüyor? Bir şey söyleyeceğim. Bakın, yanlış duyum sahibi olabilirim. Yanlış duyuma sahip olabilirim. Bilmiyor olabilirim. Mazur görün. Ama niyetimin Fenerbahçe menfaatleri olduğundan hepiniz eminsiniz değil mi arkadaşlar?
Yani bu kanalı takip ederken benim ne kadar büyük, yani ne kadar büyük derecede Fenerbahçeli olduğumu ya da büyük bir aşk besledim biliyorsunuz değil mi? Biz Ali Özkin'i uzatmayı düşünmüyoruz. Şunu söyleyeyim. Hayalimde bir araba var, Peugeot 3008, ama herhalde nasip olmayacak. Rabbim herkese nasip etsin. Olursa bana da nasip etsin. Hayırlısıysa nasip olsun. O değilse olmasın. Biriniz çıkın bana deyin ki sana Peugeot 3008. Bak burayı iyi anlayın. Burayı iyi anlayın. Başımın derde girmemesi için çok güzel bir şekilde ifade edeceğimi düşünüyorum. Burayı iyi anlayın. Biriniz deseniz ki hocam sana Peugeot 3008. Hangi model? Yeni sıfır modelini vereceğim. Ama bir şartla. Nedir şartım? Fenerbahçe'den gönderilmesi düşünülen, hatta devre arasında bile sözleşmesi feshedilmesi düşünülen bir isimden için yağlama ballama çekeceksin. Haftada iki tane çeksen yeterli deyin, yaparım. Anladınız mı? Böyle bir şeyi isteyin, karşılığında böyle bir şey verin. Haftada iki defa yaparım. Çok da güzel yaparım. Yani futbolcunun ismi önemli değil, başka bir şey önemli değil, yaparım. Milliyeti, memleketi önemli değil, yaparım. İnşallah anladınız ne demek istediğimi. Ali Özkin'in takıma kalmasını teknik direktörü Jesus da istiyormuş, öyle söylüyorlar. Sıkıntı olmadığı ifade edilmiş. Geçer not almış. Kariyerinde Lugano ve Leeds gibi kulüpler olan Ali Özkin, bize neyse Lugano'dan. Yani Leeds United yeterli bence. Bu sezon 17 maçta Fenerbahçe forması giyip bir gol atıp 2 de asist yapmış. Az öncekini inşallah anladınız. Yani inşallah. Anlamadıysanız bak, anlamayan dangoçlar yazacak yoruma. Bak Fenerbahçe menfaatlerini düşünüyorum diyor, ama diyor ki şu parayı verirseniz haber yaparım diyor. Bu mu lan Fenerbahçeli? Ulan biz bundan daha Fenerliyiz falan diyecekler. Lütfen 0-7 yaş zeka grubuyla yorum yapan arkadaşların önemli varsaydıkları yorumlarını çok ciddiye almayın. Yani 0-7 yaş grubundaki arkadaşların yorumları yerine sizin kendi yorumlarınız benim için daha önemli. Yıldız futbolcumuza iki dünya devi resmi teklif yaptı. Hayırlı olsun. Önce şunu söyleyeceğim. Hadi biriniz çıkın deyin ki sen kandırıyorsun, yalan söylüyorsun deyin. Ben size ne dedim? Asıl transfer duyumları transfer sezonunda değil, öncesinde olur. Ekim ayıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayıydı. Ben burada bir haber verdim. Verdiğim haberde Ferdi Kadıoğlu'na gelen iki resmi teklifi açıkladım. Dediler ki no no, daha transfer sezonu başlamadı. Sen ne saçmalıyorsun? Teklif meklif yok. Sonra dedim ki Feyzullah Kadıoğlu Ferdi'nin babası, aynı zamanda menajerim. Bakın Feyzullah Kadıoğlu'na bizzat geldi. Kulübe iletilmedi. Ama Feyzullah Bey ile direkt görüştüler. La saçmalama. Üye kazanmak için bilmem ne yapıyorsun. İşte 10 lira için, 20 lira için, 25 lira için millete üye ol diyorsun. Abonelerin canı yok mu falan filan, ortalığı karıştırıyorlar. Evet, abonelerin de canı var. Aboneler de duyum alıyor. Ama üyeler direkt dikini alırken onlar muz orta şeklinde alıyorlar. Üyelere dedim ki bizzat Inter ve Milan yetkilileri Ferdi Kadıoğlu'nun babasıyla görüştü. Ferdi Kadıoğlu'nun babası da yönetime söyledi. Yönetim de dedi ki 25 milyon eurodan aşağı hiçbir teklifi devre arasında duymak bile istemiyoruz. Onun dışında yaza görüşürüz dediler. Dedim, bakın şimdi haberi dinleyin. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun transferiyle ilgili La Gazette della Sports'a özel konuştu. Feyzullah Kadıoğlu, Ferdi için Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Özür dilerim, Inter dedim az önce. Napoli ve Milan diyecektim. Orada da düzenleme yapayım. Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Böylesine büyük kulüplerin Ferdi ile ilgilenmesi gerçekten gurur verici, dedi. Önceliğimiz hala Fenerbahçe diyen Feyzullah Kadıoğlu, Ferdi Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Fenerbahçe bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız, dedi. Gazetedeki haberin detayında Milan'ın Fenerbahçe'nin kapısını Ocak ayında çalacağı, çünkü yaz aylarında Ferdi'nin değerinin daha da artabileceği ve Napoli'nin transferde daha güçlü hale gelebileceği belirtildi. Not: Ben birkaç gündür ısrarlı bir şekilde bağıra çağıra ne diyorum size? Ferdi Kadıoğlu'yu 30'dan aşağı satmam, 25'ten aşağı satmam. 20 değil 20, 19 milyon 975
Yani 975 bin euroya, milyon euroya neyse, oraya bile satsanız ihanet edersiniz. İlk teklif gelmiş. Bakın haberde Ferdi için Milan'ın 12 milyon euroluk bir teklif ile pazarlıklara başlayacağı, ancak Fenerbahçe'nin daha büyük bir talebinin olacağı da vurgulandı. Bir şey soracağım. Fenerbahçe yönetiminin haberi yok diyor Feyzullah Bey. Haberde diyor ki 12 ile ağzını açacak ama Fenerbahçe daha yüksek beklentide. Nereden biliyorsunuz? Ay. Devam edelim. Fenerbahçe'nin 2018 yazında Nekmecgen'den 1.4 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer ettiği Ferdi, özellikle Vitor Pereira ile birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. Fenerbahçe'ye ofansif orta saha oyuncusu olarak transfer edildi. Bir anda sağ ve sol bek olarak kendini kanıtladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Bu sezon 26 maça çıktı, 2 asist yaptı. Şimdi bana yapacağınız eleştiriyi tahmin ediyorum. Hepiniz şunu söyleyeceksiniz. Ya hocam bak, seni severiz. Sayarız. Bazen de söveriz. Sövmeyin lan. Oğlum benim günahım çok, sövmeyin. Bak boşu boşuna point sitenizi doldurmayın. Ama ya 26 maça çıkmış. Sadece 2 asist yapmış bir futbolcu. Bak sadece 2 asist yapmış futbolcu. Buna sen nasıl 30 milyon euro diyorsun? Ya biz senin futbol bilgine güveniyoruz. İşte maç önü yayınlarını izliyoruz. Ne bileyim özet şeylerini dinliyoruz, ediyoruz. Hocam bu nasıl 30 edecek ya Allah aşkına? Bakın arkadaşlar, futbolcunun 1 yönü, 2 gelişim serüveni ve gelişim hızı. Bunlar çok çok önemli. Bunlar çok çok önemli. Yani bunlar gerçekten çok önemli. Yani çocuk gelişimi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi PES'te mesela 16 yaşındaki futbolcuyu alırdım. Geliş. Öyle bir seviyeye çıkardı ki futbolcu 20 yaşına geldiği zaman of derdim. Şimdi bir şey soracağım. Elinizde bugün şans var. Mbappe'yi mi alırsınız? Messi'yi mi alırsınız? Değil mi? Hangisini alırsınız? Mbappe'yi mi alırsınız, Messi'yi mi? İşte olay burada çözülüyor arkadaşlar. Burada da Ferdi'nin yaşının daha küçük olması, gelişmeye aç olması, gelişim göstermesi ve gelişimiyle kendini kanıtlaması bence her şeyin ötesinde. Ferdi için bir kez daha söylüyorum, devre arasında asla ama yaz transfer dönemi için bir şey söyleyemem. Yaz transfer dönemi içinde ne kadar olacağını söyledik. Çok şükür ki bir duyumum daha gerçekleşmiş oldu. Peki hocam gidecek mi, kalacak mı? Söyledim ya. Nerede söyledin? Birazcık videoyu geriye sarın. Sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı düşünen arkadaşlar, şimdi söyleyin bakalım. Bu kanala abone olmaya değer mi, değmez mi? Değerse buyurun. Değmezse canınız sağ olsun. Takılmayı sürdürün. Abone kardeşler ya da videoyu beğenen arkadaşlar da aşağıdan beğen butonuna basıp bu videoya destek olurlarsa, bir de yorum yaparlarsa minnettar kalırım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.